Kayseri'de kooperatif mağdurlarının düzenlediği basın açıklamasında konuşan Gökçe Uysal, mahkemede davaları süren 4500 kişi var. Yakında 1500 kişilik bir grup daha bizlerin durumunu yaşamaya başlayacak dedi. Kooperatifler saadet zinciri oluşturmaya başladı maalesef ki. Sınırlı sorumlu yapı kooperatiflerinin hiçbir sorumluluğu yok. Çalıyor, çırpıyor, sahte üyeler kaydediyor, müteahhitlere sahte senetler düzenliyor, yakın akrabalarına, kooperatif üyelerine şirketler kurduruyor, aradaki fason şirketler üzerinden de işlerini bir güzel yürütüyorlar. Ha, evini almayan üyelerin evleri mi yapılıyor? Hayır, kooperatife giren her para kurulan bu sahte şirketlere aktarılıyor. Ha, bunun yanı sıra ne mi oluyor biliyor musunuz? SGK bile, devlet dahi ödemelerini bunlardan tesis edemiyor. Sonrasında ise bu insanlara evlerinizi yaptıracağız diye zavallı hala üye olan insanlar bir ümitle bunları bekliyor. Başkanlar sırf genel kurulları kazanabilmek için sahte üyeler kaydediyorlar. Kaldı ki Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğum görüşmede Sayın Özseseki ve Sayın Elitaş da buna benzer duyumları kendilerinin aldıklarını söylemişlerdi orada. Bu üyeler kooperatife bir kuruş dahi para ödemiyor. Ha, bu üyeler kim biliyor musunuz? Mahkemede bunların avukatlığını yapan insanlar. Kooperatif başkanları yetkililere ve siyasilere evini almayan üyeler var diyerek yalan söyleyip rakamları şişirerek onlara iletiyorlar. Kooperatif başkanları da siyasileri ve yöneticileri bu adaletsizliğe, bu sahteciliğe ve bu çeteciliğe dahil etmeye çalışıyorlar. Oysa ki yöneticiler ve siyasiler bu sahte üyelerin kayıt tarihleri ve ödeme rakamlarını aslında bir görebilseler ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere siyasilerimiz mağduriyetimiz konusunda bilgilendirdik. Acil olarak sorunlarımızı çözüm bulmasını talep ediyoruz. Sorunu çözecekleri konusunda da söz verdiler. Sanırım bürokrasinin yoğunluğundan dolayı henüz bir gelişme olmadı. Her geçen gün mağduriyetlerimiz artıyor ve mağdur ailelerin dayanacak gücü kalmamıştır artık. 1163 sayılı kanunda değişiklikler yapılmazsa binlerce aile bu kötü niyetli kooperatif yöneticileri ve müteahhitlerinin zulmünden kaçınamayacaklar. Böyle giderse torunlarımızın torunları bile borçlu olacaklar. Tıpkı Yahudi nikahı kıymış gibiyiz. Evleniyoruz ama boşanamıyoruz bir türlü. Bizler mahkemede davaları süren 4500 kişiyiz. Şu anda 1500 kişi ardımız sıra geliyor. Bazılarının davaları açıldı ve bunu gören diğer kooperatifler de yola düşecekler. Hepinizin zihninde canlanacak bir Afrika fotoğrafı hatırlatayım size. Küçük bir çocuk açlıktan sefil olmuştur ve akbaba onun etrafında dolaşır. Şu anda kooperatif başkanları, diğer kooperatifler aynı bunlar gibiler işte. Bizim başımızda dolanıp duruyorlar. Sonuç olarak binlerce aile yukarıda saydığımız daha da hayli belgelerle kanıtlayabileceğimiz sebeplerle kooperatif çetelerin eline düştük ve çaresiz durumdayız. Kooperatif çeteleri yasalardaki boşluklardan tutarsız ve mesnetsiz iddialar olmasına rağmen bilirkişi faktörünü arkalarına alarak bizlerin, çocuklarımızın ve bu kadar ailenin geleceğini ipotek altına almaktadırlar. Umutlarımız tükeniyor. Değerli siyasetçilerimizin ve devlet büyüklerimizin sorunumuza el atması ve bizleri bu çıkmazdan ve çetelerden kurtarmasını arzu ediyoruz. Bu bizim son ve tek umudumuz. En nihayetinde bu kooperatif meselesi ülke meselesidir. Sesimizin duyulup mağduriyetlerimizin giderilinceye kadar mücadeleyi bırakmayacağımızı burada bir kere daha belirtmek istiyoruz. Her lokması helal yollardan kazanılmış aile rızkımızı bu çetelere yedirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Haklıyız ve önünde sonunda hakkımızı çetelerin elinden alarak inşallah kazanacağız. Tüm kamuoyunu bilgilendirir, saygılar sunuyoruz.